Merhabalar, bir katıl dersine daha tekrar birlikteyiz. Evet, güzel çalıştığımız, etkili çalıştığımız hareketlerimize devam ediyoruz. Bugün gördüğünüz gibi büyük topla ve karın egzersizleriyle başlayacağız. Biliyorsunuz ki merkez bölgemiz çok önemli. Karnımız, belimiz ve sırtımız. Bunları çok daha kuvvetlendirdiğimiz zaman kollarımız ve bacaklarımız, vücudumuzun geri kalanı çok daha hızlı şekillenebiliyor. O yüzden ben de yine bugün en etkili, en verimli hareketleri seçerek size harika bir ders hazırladım. Ve başlıyoruz. Şimdi sırt üstü yatıyoruz ve sivis bolumuzu aldık. Ayaklarımı rahat edeceğim bir şekilde, rahat bir pozisyonda sivis bolun üzerine yerleştirdim. Ve yavaşça sırtımı mete en güvenli şekilde yerleştirdim. Hemen omuzlarımı aşağıda, boynumuzu ve sırtımı hissediyorum. Yere yattığımız ilk an her zaman kutsaldır ve bunu hep söylüyorum biliyorsunuz. Kendinizi rahat hissedin, bedeninizi rahat hissedin, enerjinizi arttırın ve yavaşça sadece kendime doğru çekiyorum. Ayak bileğimi ufak ufak daire, içeriden dışarıya minik minik ısıtıyorum kendime ve tersten yine yumuşak yumuşak rahatlıyorum. Şahane. Ve şimdi yavaşça uzattım. Sol dizi kendime çektim. Hem kalça hem de arkadan bel ve poponun esnemesini hissediyorum. Oh, belime çok güzel geliyor. Şimdi içeriden dışarıya doğru. Sadece bilekte daire. Tersten. Ve şahane. Dizi de çektim. Şimdi yavaşça bacakları uzattım. Tam ayak bileklerinin altındaki boşluk sivis bolda yerleşti. Bacaklarımı kapattım ve merkezdeyim. Ortada ve merkezde olduğunuzdan emin olun. Topunuz sağa ya da sola kaçmasın. Şimdi yavaşça kollarımı kaldırdım. Asla bu değil. Göğüs kafesini ve omuzu boynu sıkıştırmıyoruz. Bu noktada. Şimdi sırtımı karşıya kaldırdım. Karın kasları içeride. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Kollar ileriye doğru uzuyor. 10 saniye. Ve yattık. Güzel. Karnımı hissettim. Şimdi karnımı daha da sıkarak karşıya kalkacağız. 20 mekik. Kalk. 1, 2, devam. Ve yattık. Yavaşça kolları aşağıya doğru indirdik. Harika. Karın kaslarımızı hissediyoruz. Şimdi bunu biraz daha karnımın ortasını hissetmek için kollarımı kaldırdım. Sırtımı karşıya kaldırdım. Ellerimi birleştirdim. İleriye doğru dümdüz uzuyor gibi hissediyorum. 15. 1, 2, 3. Ve yattık. Acaba benim gibi biraz daha çok kalkmaya çalışıp ortasını daha rahat hissedebildiniz mi? Cevabımız evettir umarım. Şimdi hemen biraz daha dengeyle bunu pekiştirelim. Sağ bacak masa pozisyonu, dizim kalça hizası, parmak ucu point. Ama bugün flex. Kolları kaldır. Sırtını karşıya kaldır. Eller başın arkasında. Karşıya mekik. 10, 9, tut bacağını, ger. Yine sağ taraf karnımı sığını daha da hissettiriyor. Flex. 10 tane devam. 10, 9, 8, ve dizi büyük ve yavaşça uzat. Harika.
Sol tarafa da aynısını yapacağız. Yine ayaklarınızın merkezde dengeliği hissedin. Hazır olduğunda sol bacak dizi büktün. Kalça hizası, parmak ucu flex. Sırtını karşıya kaldır. Eller başın arkasında küçük küçük. 10, 9, 8, yatma. Şimdi dizimi hiç aşağı düşürmeden uzattım. Karnımın sol tarafını daha da hissediyorum. Karşı. 10, 9, flex. Ve yavaşça yattık. Harika. Küçük küçük sağ ve solu hissettik. Statikti. Şimdi bunu biraz daha dinamik yapacağız. Yani sağ bacağım düz. Masa pozisyonuna geldim. Yine flexteyim. Şimdi kollarımı kaldırdım. Sırtımı karşıya kaldırdım. Eller başımın arkasında. Küçük dizim ve gövdemi birleştirip küçük açacağım. Şimdi çek minik. Çek minik. Şimdi ne yaptık? Yavaşladık bir kere. İkincisinde de çok büyük açılar değil. Küçük. Son iki. Son tut. Ve yavaşça in. Ah hocam inanılmaz yandım diyebilirsiniz. Çünkü küçük açılar ve konsantrik kasılma, yani içeriye doğru birleşen hareketler biraz daha fazla çalıştırır. Hemen sol. Dizi büktük. Flex. Sırtımı kaldırdım. Eller başımın arkasına yavaş. Kapan. Minik. Sol. Ve yavaşça yattık. Harika. Çok iyiydi. Şimdi statiklerden sonra bir kademe zorlaştırmış olduk. Biraz daha zorlaştıracağız. Biraz daha. Nasıl? Sağ bacağım düz. Flex. Kollarım yukarıda. Şimdi kalkarken bacakla gövdeyi çek. Kırma. Olabildiğince düz. Ve küçük açıl. Çek. Bacağı bu şekilde düz çekmek karın kasını inanılmaz çalıştırıyor. 10 tane. Son. Yavaş. Zordu değil mi? Bir kere bacağı düz tutmak ve gövdeyle aynı anda gelip açılması teknik olarak birazcık daha zor. Sol. Flex. Kollar. Kalktık. Çek. Kapan ve son ve yavaşça yattık. Evet, sizin de zamanla ayaklarınız daha da gövdeye yaklaşacak, merak etmeyin. Ama yine de kırmadan bacağınızı düz tutarak çalışabiliyorsanız harika. Şimdi sağ ayak masa pozisyonu. Kollarımı kaldırdım. Sırtımı kaldırdım. Sağ dirseğim yerde. Sol kol başımın arkasında. Sağ dize doğru çapraz kalkıyoruz. 10. 9. Sol. Harika. Şimdi genelde bizim bu havadaki ayağımız yerde oluyordu. O yüzden alt gövde biraz daha kaytarıyordu. Ama havada tuttuğumuz için karnımızın altı çalışmaya devam ediyor. Hemen sol. Yavaşça sol dizimi de masa pozisyonuna getirdim. Sol dirseğimi büktüm. Sağ el başının arkasından dönüyoruz. Bir açın. Sol.
Harika. Süpersiniz. Şimdi bu rotasyonda biraz boynunuz ağrımış olabilir. Yana doğru çevir, rahatlasın. Yumuşasın. Diğer taraf. Harika. Bugün çok güzel çalışıyoruz. Hareketleri kolaydan zora doğru basamak kayarak gidiyoruz. Şimdi yine statikten sonra dinamik hareket geliyor. İki el başının arkasında olacak. Sağ bacak. Bükülü. Şimdi gövdem sağ bacağa doğru kalkacak. Uzarken, ortaya gelirken sol diz bükülecek, sağ bacak uzayacak. Tekrar. Sağ dize, sol dirsek gelirken sol bacak uzun. Makas. Orta değiştir. Sağ, orta. Sağ, orta. Sağ, orta. Sol veya tık. Dizinizi böyle bükerek başlayıp böyle bükerek bıraktıysanız doğru. Zamanla daha da iyi olacak. Solda biraz daha yavaşlayacağım. Şimdi sol dizim hazır. Bükülü. Sağ dirsek sol dize. Geldi. Ben ortaya geliyorum bacağım uzarken. Sağ bacak çekiliyor. Dön. Değiştir. Dön. Değiştir bacak. Sol. Harika. Evet. Şimdi yavaş çalışıp karnınızın öldüğünü tahmin ediyorum. Hemen minik bir araya köprü hareketi koyarak çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Köprüde. Omuzlarım aşağıda. Büyük topu kendime yaklaştırdım. Popoya değiyor mu? Hayır. Hafif boşluk var. Hafif. Topuklar ve parmak uçları gayet güzel. Topta. Omuzlar, kollar yerde. Şimdi nefes aldım. 4 sayıda yuvarlanarak yapılan orta seviye köprü. 4 set. Nefes ver, kalça. Yavaş yavaş yukarı kalktım. Tek tek iniyorum. Sırt, bel, kalça, rahat. Tekrar. Yavaş yavaş, hiç topu itmeden indik. 3. Son. Ve yavaş yavaş. Harika. Güzel. Kalçamızı tamamen kaldırmaya çalıştık değil mi? Popu tamamen havada, topu da ileriye geriye aldık. Şimdi hemen buna dengeye gideceğiz. Köprüye kalkacağım. Sağ bacak masa pozisyonu. Basacağım. Köprüden ineceğim. Köprüye çıkacağım. Sol bacak masa pozisyonu. Basacağım. Köprüden ineceğim. Hadi bakalım. Nefes al. Ve nefes verirken köprüye çık. Kendini hazır hissettiğinde sağ bacak tut ve yavaşça bas, köprüden yavaş yavaş indik. Tekrar köprüye çık. Kendini hazır hissettiğinde kalça yüksek, yavaşça in. Bence harika gidiyoruz. Bir kademe daha zorlaştıracağız. Sağ bacak kaldıracağız. Aç, kapat, in. Hadi bakalım. Sağ. Yavaşça bacağı uzat. Dizi bük. Bas, iniyoruz tek tek. Ve kontrollü. Sol hazır. Sol. Uzat, dizi bük, bas,
Yavaş yavaş. Harika. Bence güzel. Hadi biraz daha zorlaştıralım. Köprüdeyim. Arka bacak kası çalıştıralım. Havadayken iki bacağımı uzatacağım. Köprü yüksek olacak. Köprü daha yüksekken çekeceğiz. Tamam. Üç kez. Kramp girerse bırakın ve ayağınızın arkasını, bileği neresiyse rahatlatarak kalın. Ama kramp girmemesi için kalçamı çok yukarı kaldıracağım. Yükü bacaklara bırakmayacağım. Hazır. Köprüye çıkıyoruz. Gövde yükseğe uzattım. Kalk. Uzat. Yukarı. Uzat. Yukarı. Köprüden iniyorum. Tek. Tek. Harika. Hadi bir esneyelim. Ayağımızın altını yavaşça açalım. Ufak ufak çek. Ve diğer bacak. Açtık. Ve yavaşça uzatın. Şimdi hemen yararlanıyoruz. Bu güzel kaynağı güzel bir bel çalışması yapalım. Sivris solu tam ayak bileklerinin arasına koydum. Ne kadar bilekte, ne kadar uçta o kadar doğru. Gövdemi uzatıyorum. Şimdi ortadan yukarı kalkıyoruz. 20 tane. 1. Düşme. İndik rahat. Güzel. Elimizi hissettik. Şimdi aşağıdan daha da uzadığımız, küçük kalkıp yere indiğimiz 20 tane main kick. 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 6. Son. Harika. Yavaş yaparak tuttuğumuzda 20 çok güzel bir sayı. Tam bize kondisyon oluyor. Bir set daha yapacağız. Ortadan yukarı 20. Beli hissedelim. Hadi bakalım. Ve 1, 2, minik minik kaldırıyoruz ve küçük 2 3 4 ve 5 ve son. Süper. Hemen diğer taraf için hazırız. Gövdemizi ayarlıyoruz. Ve sağ olduğu kadar sol tarafı da mümkün oldukça dengeli çalıştıralım. Hep çalışırken hissedin. Hangi taraf daha kolay? Hangi taraf daha zor? Vücudumuzu eşitlemek önemli. Evet. Gövde uzun. Vücut uzun. Ortadan yukarı. 1, 2, harika. Aşağıdan
minik minik kalkıyoruz. Küçük. 2, 3. Ve süper. İki setimiz daha var. Enerjini topla. Daha da yukarı. Ve bir, iki. Hazır. Son set. Minik. 1, 2, 3, 4. Son. Harika. Şimdi devam ediyoruz. Bacak çalışacağız. Topumuzu alacağız. Ön bacak ve üst bacak çalışacağız bugün. Yine iç bacak da ekleyeceğiz. Ama üst bacağın sıkı olması çok önemli. Yani ileride bu kalça problemleri yaşamayalım. Özellikle dizlerimizi korumak için. Üst bacak ne kadar kuvvetli o kadar iyi. Şimdi ayak parmak uçlarına basıyorum. Kalçamı popoma doğru, daha doğrusu popoyu topuklara doğru oturttuk. Topu elime alacağım. Topu elime almamın sebebi omuz ve kol kaslarının çalışması. O yüzden hafif büktüm ve onu çıkımlatmıyorum. Hareket bittiğinde kollarınız yorulmuş olacak. Karnım içeride, sırtım dik. 4 kademede kalkıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 kademede iniyorum. Kalça arkaya, oturma havada, 2, 2, 3, 4, in, devam ve 3. Sekiz tane yapacağız. Beş. İn. Kalk. Altı. İki. İn. Yedi. Sekiz. Dörtlüyü tamamlıyoruz. Şimdi iki kademede 8 tane çalışıyoruz. 1, 2, in, 2, ikinci set, in, devam. 3, 8 tane, 4, 7. Son. Şimdi tek sayıda. 1. 4. 5. 8. Tut. 1, 2, 3. Topu koy, kalça rahat. Güzel. Üst bacak kasımızı hissettik. Omuzlar nasıl çalıştı? Çok iyi. Şimdi bitti mi? Hayır. Üst bacak için ikinci set hazırız.
Nasıl yapacağız? Bu sefer ayak parmak uçlarımızı uzattık. Dizlerimiz kalça genişliği kadar açık. Yine topu elimizle tutacağız. Hiç kırılmadan gövdemizi geriye doğru alırken üst bacak çalışacak. Kalkarken daha da uza, bacak kısmına geri gelmeye çalış. 8 tane. Hazır. Topumuzu yine tuttuk. Omuzları aşağıdan. Dirsek hafif bükülü. Sakince arkaya gidiyoruz. Nefes al. Ver. 2. Her seferinde hareketi büyütmeye çalış. Dört. Beş. Altı. Yedi. Son. Güzel. Nasıl hissettiniz? Kollarınız daha doğru değil mi? Şimdi çok güzel. Bir tane erkeğe streç yapalım. Kollarımızı ve sırtımızı rahatlatalım. Dizlerimi açtım. Ellerim topta. Gövde neresi? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Biraz daha aşağıda. 8, 7. Biraz daha aşağıda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Şahane. Şimdi topu matın ucuna geriye doğru alıyorum. Şimdi biraz ter atma, kalori yakma zamanı. Güzel bir plank yapacağız. Şimdi dizim yerde, ayağımı gördüğünüz gibi topa koydum. Burada ayakkabı ya da çıplak ayak hiç fark etmiyor. Siz nasıl rahatsanız. Şimdi olabildiğince topu ayaklarıma yaklaştırıyorum. Dirseklerimi öne doğru koyuyorum. Karnımı sıkıp havaya kalkacağım. 15 saniye plankta bekleyeceğiz. Nefes al. Ve kalk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, çek, in. Güzel, nasıldı? Umarım ayaklar yapışık, topun üzerinde ve rahattır. Çünkü ikinci set geliyor. Dizlerini kapat. Biraz daha yaklaştır. Ve gördüğünüz gibi düz değilim. Karnım içeride olduğu için hafif yukarıda, daha da havadayım. Hazır. 15. Çek. Güzel. Bence daha iyi. Şimdi bunu ellerimizin üzerine deneyeceğiz. Bu zamana kadar kol çalıştırıyoruz değil mi? Artık şu kolları kullanmanın vakti geldi. Topu yaklaştırdım. Dizlerimi kapattım. Ellerimi mat genişliği kadar açtım. Nefes al. Kalkıyoruz. 10 saniye. 1 2 fena değil bence. Durabildik mi? Lütfen yorumlara yazın. Şimdi dirseklerdeyiz. Havaya kalkacağım. Topu kendime çek. Dizlerle ve aç yapacağım. 5 tane. Sakin. Omurgayı oynatma. Karnını çek. Topu çek yeter. Hadi deniyoruz. Nefes al. Ver. 5. Çek. 1. Ve. 2. Ve 3 4 son
Dizleri koydum. Çok iyi. Şimdi bu 5 taneyi daha yapacağız. Eğer gövdeyi sallamadıysanız, ki bence tutabiliyorsunuz, kollar omuzlar güzel. Şimdi dizlerini daha karnına ve yukarı çek, tamam. Şimdi her 5'te kalçamı biraz yukarı kaldıracağım. Dizi biraz da karnıma çekeceğim. Hazırız. Nefes al. Ve hadi bakalım. Çek. 1. Kaldır kalçayı. Son. Harika. Ne kadar kalori yaktırıyor değil mi? Ne kadar güzel ama çok iyi. Evet. Hayır demeyin sakın. Şimdi ellerimin üzerinde 5 tane topu çekip uzatmaya çalışacağım. Kalçamı kaldıracağım. Kollarımı oynatmayacağım. Küçük de olsa 5 tane çekeceğiz. Topu yaklaştır. Dizlerini kapat. Sakin. Sadece 5 tane. Hazır. Hadi bakalım. Çek. 1. 2. Son. Nasıl güzel sırtımız çalıştı. Ve nasıl bir anda terledik değil mi? İşte böyle tempolu hareketler çok iyi. Bana yazıyorsunuz, hocam hareketler güzel ama biraz daha tempolu diye. Tabii ki zevkle. Şimdi ön bacak yaptık. Ringimizi aldık, hemen iç bacak yapacağız. Ve yavaş yavaş dersimizin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi ayak tabanlarımı tamamen kapattım. Sol kılı dizlerimin arasına koydum. Yatay pozisyonda acıtmaya bir noktası var. Diz kapaklarını hemen alt. Onu hisset. Ayaklarını kalçana yaklaştır. Sık. Bekle. Karnımız içeride. Bir. Bekliyoruz. Devam. Hiç bırakma. İçler ölsün. Şimdi açık kapak 15 ve 1. Kireçe kaçmadan. Şimdi bekle. İkinci. 15. Aç kapa tekrar ve bir tamamen aç. Devam. Şimdi tut bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Buradan aç kapat ve 15, 14. Sık tut, rahat. Güzel. 3 set çok iyi. Şimdi yavaşça kurbağa yaptık. Dizlerimizi ufak ufak sallıyoruz, sallıyoruz, sallıyoruz. Rahatlatıyoruz, rahatlatıyoruz, rahatlatıyoruz. Çünkü yarına hamlık acısı olmasın ama iyi çalışsın. Biraz daha çektik. Dizlerimizi yere. Aç, 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 aç. 4, 3, 2. Şahane. Şimdi sağ ayağımı aldım. Kendime doğru çektim. Ve ringin petine tam ayak tabanımı yerleştirdim. Şimdi buradan yavaşça aç, dizi bük, aç. Güzel bir streç yapalım ringle birlikte. Biliyorsunuz ki streç çok önemli. Hem bedenimizi rahatlatıyor, hem de hareketlerde daha da rahat olmamızı sağlıyor. Devam. Son iki ve tut. Artık dizi geldik. Nerede düz olduğu önemli değil. Belki de burada. Şimdi burada ufak ufak esnetiyorum. Bir, iki.
2. 3. Dizini bük ve bu önemli. Gitgide yaklaştır. Son noktada tut. Ve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tekrar esnet. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dizi bük. Her şey soldan. Sol dizi çektik. Circle'ımı yerleştirdim. Dizimi olduğu yerden bozmadan neredeyse aç ve bük. Aç ve bük. Dizde bir hareket yok. Isınıyoruz. Son. Tut. Düz esnet. 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8, 9, 10. Tut 10. Tekrar esnet. Çek. 10, 9, 8, 10. Dizi bük. Yavaşça yere bas. Ve sol bacağı yerden uzat. Şimdi dizler bükülürken esnemek daha kolay. Dizler uzunken deneyeceğiz. Sağ bacağı aldık. Circle'a yerleştirdik. Bacak düz. Esnet bakalım. 10, 9, 8. Düz çekiyorum. Şimdi dizini bük. 10 tane de diz bükülü çekiyorsun. 10, 9. Burada kalçanın açıldığını hissedin. Şimdi bacak düz çek. 10, 9, 8. Fark etmiş olması lazım. Ve diz bük. Şimdi yavaşça yerden uza. Sol bacak. Sol dizi çektim. Circle'ı yerleştirdim. Düz açtım. Düz esnetiyoruz. 10, 9, 8, 7. 6. Şimdi dizi bük. Dizi çekerken kalçadan esne. Kalça. 2. 3. 4. Düzel. Tekrar. Düz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dizimi büktüm. Ringi bırak. İki bacak uzun. Kollar rahat. Gevşemeye geçiyoruz. Öncelikle rahat bir nefes ver. Burnundan verdiğin nefes bütün vücudu rahatlatsın. Bacak esnetirken özellikle beliniz açıldı. O yüzden bel kaslarını rahat bırak. Vücudunu rahat bırak. Şimdi burnundan sakin bir nefes al. Ve burnundan sakin nefes ver. 4 tekrar daha. Her nefes alışverişinde sakinleş. Rahatla. Ve sadece vücuduna konsantre ol. Burundan nefes alıp vermek seni sakinleştirip rahatlatacak. Son. Şimdi burnundan nefes al ve ağzından nefes ver. Harikasın. 4 nefes daha. Huzurlu, rahat bir şekilde nefes çalışırken
burnunun tam tersine. Ağzından verdiğin nefes bu sefer enerjini arttırdığını hisset. Nefes alışverişin yüksek. Bedenin rahat. Enerjin rahat. Ve son nefes. Çok iyi. Şimdi normal nefese dön. Nasıl nefes alıp vermek istersen, vücudun bunu sana söyleyecek. Sen de rahat bir şekilde, kendini hiç sıkmadan bunu dene. Fark et, enerjin arttı, bedenin rahatladı. Şu an zihnin rahat, ruhun rahat, bedenin harika. İşte günün kanalında bunu sürdürmeye çalış. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine iyi bak, sevgiler, hoşça kal.